Hizmetin temeli sevgidir. Doktor Hasan Akgün. Sefalar getirdiniz. Kıymetli misafirlerimiz, hizmetin temeli sevgidir diyen bu mottoyla kültür sanat etkinliklerinden bizleri hiçbir zaman noksan bırakmayan kıymetli belediye başkanımız Sayın Doktor Hasan Akgün'e bir kez daha hürmetlerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Kültür sanat etkinliklerinde Büyükçekmece'mizi, İstanbul'u, Avrupa'yı ve tüm dünyayı bir temsilci haline getiren ve canını bu yolda dişine takan, her etkinlikte bizi asla yalnız bırakmayan, bu gece de aramızda olan kıymetli Kültür İşleri Müdürümüz Nazan Karagözoğlu, hoş geldiler, sefalar getirdiler. Sizleri de daha fazla bekletmeden, kuvvetli alkışlarınızla, coşkulu alkışlarınızla William Shakespeare'den Bir Yaz Gecesi Rüyası sizlerle olacak. Çeviren Can Yücel, yeni nesile düzenleyen kıymetli öğretmenimiz Barış Taşkın. İyi seyirler. Ya Dimitri'ye varmaya razı olduğunuzda. Ben ne diyorsun Şermiya?
Aklını başına topla yavrum. Unutma, analar yara tanıdı. Dimitri de şey değil ya, ihale çocuğu. İskender de efendim sokak çocuğu değil ya. Öyle öyle ama sen onu bir de annenin gözüyle baksan. Bir de o benim gözümle baksa. Neler siker mi ya? Öz olan ananın sözü, ananın gözü, ananın... Özür dilerim efendim. Bilmem nereden geliyor bana bu cüret huzurunuzda ama sorabilir miyim? Ne gelecek başıma Dimitri'ye varmakta direnirsem? Dayanabilecek misin bakalım yaşamına rahibelerin? Kararım kesin. Sevmediğim duvara sarmaşık olacağım mı? Aferin. Ama yine de bir düşünürüm ya. Yapma Ermiye. Direnmekten vazgeç artık. Sen de İskender. Benim olanı bana bırak. Anasının sevgisi senin işte ya Dimitri. Ermiye'ninki bana kalsın. Sen de git anasıyla ne? Yeter artık yeter! Küstah ama küstah! Tabii bu oğulları seviyorum. Ne sandın? Kız da benim değil mi? Bütün haklarımı Dimitri'ye devrediyorum. Ben de onun kadar esirliyim efendim. Onun kadar gelirliyim, giderliyim. Ama benim asıl servetim Hermia tarafından sevilişim. Ha, ayrıca efendim, bu Dimitri eline yaklaşıp gönlünü çalmış. Ne? Ya, Eleni şimdi Dimitri'ye deliler gibi aşık efendim. Yok anne, hurafe, şaya. Evet Dimitri, gelmişti kulağıma böyle bir vaka. Hatta Dimitri'yle konuşacağım diye akıl defterimi yazmıştım. Malum, özel aşk işlerim öyle başımdan aşkın ki genel aşk işleriyle pek uğraşamıyorum. Gel bakalım oğlum Dimitri, sen de gel. Sen de gel bizimle Filosrata. Bizim düğün hazırlıklarına dair her şeyi konuşacağım sizlerle. Ne oluyor be? Sen de çok oluyorsun Ermiye. O güzel bacaklarını annenin yorganına göre uzatsana. Hadi koy tabii. Geç, geç. Geç. Sevgilim, niye öyle benzin uçuk? Solmaz bilirdin böyle güller çabuk? Çoktandır susuz kaldılar da ondan. Ama öyle bir yanmış sıkıntısı var ki gözlerimde. Neredeyse başlayacak sandım. Bir pürüz çıkıyor illa gerçek aşkın talihinde. Işıl ışıl şeylerin ömrü öyle kısa oluyor ki. Sen anne için bu alın yazsaydı. O zaman biz de sabretme yönelim bir tane. Hay ağzını öpeyim Hermia. Öyle demek istemedim. Affedersin. Bak sana ne diyeceğim. Benim bir halam var. Çocuğu olmamış hiç. Beni de oğlu yerine koyar. Kalkıp gideriz oraya. Evleniriz seninle. Hem hala beni seviyorsan eğer yarın gece ananın evinden kaçarsın. Hani kentin dışında bir koru var ya. Orada bekliyor olacağım seni. Yarın gece orada olmazsam her mi yaşamaktan vazgeçti de. Aa, nereden çıktı şimdi bu elinde? Elenin nereye böyle güzelim? Güzel mi dedin? Ben mi güzelmişim? Beni değil ayol seni seviyor Dimitri. Nasıl bir fen bu, nasıl bir sanat? Kardeşim ne olur bana da anlat ya. Ben surat astık çoğu sıkıntı oluyor bana. Demek benim bütün gülücüklerim boşuna. Ben tersledikçe o peşimden geliyor. Yalvarıp yakardığım için belki beni böyle tersliyor. Nefret ediyorum senden dedikçe o seni seviyorum diyor. Ben onu sevdikçe o benden nefret ediyor. O çıldırmışsa benim ne kabahatim var? Suçum güzelliğin. O da bende yok. İçin rahat olsun kardeş. Dimitri beni bundan sonra bir daha görmeyecek. İskender'le ben buradan gidiyoruz. Eleni bak, bu aramızda kalacak. Ha, bir de git bana. Eleni, sen Dimitri'yi nasıl görüyorsan, o da seni öyle görsün. Tevekkeli dememişler.
onu bütün kent. Ama Dimitri kıymetimi bilmedikten sonra... Ah Dimitri! Hermia'yı görünce aşkımız rahmetli oldu. Ulan be Dimitri! Seviyorum ulan! Ben de Hermia'nın kaçacağını Dimitri'ye söylemezsem... Koşsun koruyor ardından. Bakalım ne olacak? Düşesin düğününde halkı temsil eden temsil yapacak en seçkin simaların isimleri. Önündeki kağıtlar teker teker okur öyle bize. Abinim Şirin kardeşim, söylesen önce boyun kimin, beneğin üstüne. Sonra okursun oyuncuların adlarını. Tamam. Oyunumuzun adı Premusa Tisbe'nin içli, hazin, komik öyküleri ve haince ölümleri. Öyle bir oyun ki güldür güldür, güldüremezsen ağlat, ağlatamazsan öldür. Ama önce bir atlarını okusana şu raylarını bilmeyen öküz gibi bakın heriflere. Tamam. Dokumacı Öreker. Söyle neymiş? Sen Premusa oynayacaksın. Nımız. Premus. Bir aşık var. Wow. Aşık olduğunda oyunun sonunda kan... Ben oynasam bu iş kaç kova gövdesine patlar. Ben oynadım mı? Bütün sevgi aşık. Bak yapıyorum. Platozun üstüne. Ben senin sevgilin İsmet.
kırar geçerim artık. Hayır, sen premuz oynayacaksın, sen de çizbi oynayacaksın. Allah. Teneke! Sen premuzun babasını alacaksın, ben de çizbenin anasını alacağım. Yana oynayacağım. Hani benim rolüm? Sen de benim teyzem olacaksın. Tamam, ya kostümler benden o zaman. Mengele, sen de aslan olacaksın. Hazır dörtlüması var mı? Bilirsin benim enjilerim sıkıntılıdır kardeş. Konuşmayacaksın ki, kükreyeceksin sadece. Yok ya. Bir aslanlık et, şu aslan rolünü bana ver. Öyle bir kükreyeceğim ki. Ulan sen hayırdır lan? Sen aslan olacaksın diye ben de aracım olacak kalbim yok ki lan. Topumuzu aslan veririm Allah. Ölürüz. Gideriz, mahvoluruz. Arkadaşlar, siz yanlış anladınız. Ben öyle bir kükreyeceğim ki, gören diyecek kumru yavrusu kükrüyor. Hayır! Sen premuzu oynayacaksın, sen de aslanı oynayacaksın. Evet. Şimdi rolleri dağıtalım. Siz ikiniz beraber bakın. Böylece rolleri dağılmış bulunuyoruz. Siz de meyhane köşelerinde dağılmayın kendinize. Hepinizden rica ederim ve istirham ederim. Yarın geceye kadar sürü bir ezberleyin rollerinizi. Hani şu sur dışındaki şehir korusu var ya, orada buluşalım Ayşin'le programımızı yapalım. Hadi dağılalım. Hem de bu ay ışığında. Hayırdır inşallah. Nereden çıktı şimdi bu hız düşman herif? Şeytan görsün yüzünü. Şeytan! Hadi çocuklar toz olun yalla. Peri meri dinlemez bu domuz. Hepinizi kandırır valla. Bir de kaçıyor utanmadan. Oo! Ben senin kocan değil miyim lan? Kocaya bak! Ayol
sahnende partına dümtek tutan? Hadi inkar et sıkıysa, hadi! Har damarın çatlamış kızım senin. Ne lık bilemedin var be mefterleylen. Ama senin ne hatlar ereğini çok iyi biliyoruz. Bu seninki kıskançlıktan öte bir kompleks. Freud'de bir doktor var, ona görün istersen. Kerim'den utanıyorum vallahi ya. Olay yine insancıklar oluyor. Hastalıktan kırılıyor millet. Bizim yüzümüzden oldu bunlar. Bizim geçimsizliğimiz yüzünden. Yahu kıyamet koparacak ne var bunda? Hem iyi öyleyse. Sen de ona göre hareket et. Demek inadın inat. Anlaşıldı. Sen daha ne kadar oyalanacaksın buralarda onu söyle. Bak sana ne diyeceğim. Estek köstek etmez. Sen de katılacaksın ahengimize. Sen de katıl bu gece ayışı şenliğimize. Ama hır çıkaracaksan sakın gelme. Hadi çocuklar yaylanalım buradan. Yoksa biz bütün soyacağım cehennem kül hanımdan. Şeytan! Cimperilerim buraya gelin. Şöyle etrafta bir dolanın bakalım. Sihirli bir çiçek var. Türkler mor menekşe diyorlar. Onun özünü ister erkek, ister kadın. Birinin göz kapaklarına sürdün müydü? Uyandığında ilk kimi görürse karşısında ona aşık olur. Bana onu getireceksiniz işte. Gittik sultanım. Gittik bile. Hele gelsin iksir. Ben de o müzelik müzeyeni uykuda kıstırıp o naneyi göz kapaklarına sürmezsem. Allah artık kim buluyorsa horoz mudur, ayı mıdır, aslan mıdır? Abayı yaksın da görsün dünya kaçmayacak. Görüleri geliyor. Görünmez olup dinlemeliyim ben. Ne laftan anlamaz şeysin sen ya? Dediğimde sevmiyorum seni. Hani neredeler? Bu koruda buluşacağımızı söylemiştin. Korumanı arayacak halim mi var benim? Kor olmuş yanıyorum. Git başımdan. Ardından koşuyorum. Yok bir günahım. Haram varsa kalbimi kendine çeken sensin. Benim kimseyi kendine falan çektiğim yok. Ben kendim azap çekiyorum. Hem benim senin yüzüne bir güldüğüm, tatlı bir söz söylediğim mi var? Seni sevmiyorum diye bağırıyorum yüzüne bangır bangır. Sen sevmiyorum dedikçe ben sana tutuluyorum. Köpeğin olmuşum bir kere. Ha ha! Hoş! Sen dövdükçe, söndükçe daha bir sokulasım geliyor efendime. Yo artık bu kadarı fazla. Bak sana ne diyeceğim. İçim bunalıyor seni karşımda gördükçe. Benim de içim bunalıyor seni yüzünü göremeyince. Hem sen farkında değilsin galiba. Bu İnci'nin top oynadığı sur dışında bir başına gezerek de namusuna leke sürüyorsun. Benim ifritim senin nefretine emanet. Hem ıssız değil ki bu korun. Benim gözümde bütün dünya senden ibaret. Atladın mı şu çalıların arasına bir daha beni zor bulursun. Sen de burada vahşi hayvanlara emanet, hayırlısıyla aradığını bulursun. Hangi yırtıcı hayvandan yırtıcı olabilir ki benim aşkımdan? Hadi kaç, ne duruyorsun? Benim peşimi bırak! Dimitri bekle! Güle güle Eleni. Merak etme sen. O Atenalı Dimitri bu korudan çıkmadan sana nasıl pervane olacak göreceksin bak. Ha? Tam zamanında. Çiçeği getirdiniz mi? Getirmez miyim? Getirdim elbet. Ata o katar gibi hemen getirdim. Sululuğu bırakın şimdi. Çiçeği bana verin. Alayım. Teşekkür ederim.
şimdi görür oğlum ya. Ha, unutmadan. Bir kızcağızlar asın. Sevilmeden seviyorum. Ya. Bunu git. İkiniz birlikte. O Kadir Bilmez Atina'da oğlanın gözlerine sürün. Ama dikkat edin ha. Oğlanı önünce ilk o kızı görsün. Peki nereden bileceğiz o oğlan olduğunu? Onu kıyafetlerinden tanıyacaksınız. Böyle Atina'nın odası var. Nereden tanıyacağız o oğlan olduğunu? Atinalı dedik ya salak. He. Gittik sultanım. Gittik bile. Olacaksınız burada. Burası uygun mu efendim sizin için? Hayır. Ya burası? Hayır. Buraya ne dersiniz? Hayır. Burası müthiş değil mi efendim? Hem havadar hem de rahat. İyi tamam bakalım. Kallilli yılanlar, solucanlar, siyanlar, uzak durun dediler. Gülün minnesiyle, güllerin nefesiyle, çakır gözle deken göz ırak olsun dediler. Gündüzler gündüz olsun geceler. Büyüler örümcekler, özü örtü böcekler, telef olup önceden uzak durun eceden. Gülün nimetiyle, güllerin nefesiyle, çakır göz ve deken göz ırak olsun eceden, gündüzler gündüz olsun geceden. Keçiler doğuşun başında nöbetçi. Film. Şimdi başlıyorum Zeynep. Gözümden gözün kaçtığında, ahırın kapısını açtığında, bir aşka tutul ki bilmem kaçında, eşek bulasın aslan burcunda. Söylerim, karanlıkta zor oluyor direksiyon. Yoruldum derken bak nasıl da dalga geçtim. Ama eminim daha yorucudur karanlıkta araba sürenin yanında oturup seyretmesi. Çok şakacısın İskender. Keşke otomobil icatlanıncaya kadar yaşasak seninle. Peki bir füzeyi binip ay mehtabına çıkmaya ne dersin? Hayaline çüş derim. Şuracıkta biraz dur. Ya gelmişiz Korpark Moteli'ne. Ne dersin sevgilim? Biliyorum öyle pek lüks sayılmasa da şu kekliklerin içinde yatsak. Hayır İskender, beni seviyorsan orada yatarız. Ben de burada yatacağım. Tamam, anlıyorum. Ayrı odalarda kalacağız Beytun. Tatlı rüyalar. Aha, amin amin.
döndüm karanlık ormanı. Koydunsa göster bana Atinalı oğlanı. Dur dur, biri var galiba burada. Atina babası kızıldı. Kızıldı şu köşede işte. Aralarında bir fersah mesafe. Sokulmamış ki tarz herife. Gösteririz biz sana. Ayı. Uyandığında gözlerine aşk görürsün. Uyandığında o öküzü görmesin gözü. Sevdiğine aşık ol. Sevdiğine aşık ol. Sevdiğine aşık ol. Güzelim, bekler misin babanın? Sen de kendi yan, derdine yan. Dizlerimde derman kalmadı şu aşk kovalamacasında. Yok yok. Ayı gibi çirkinim ben. Mumacıyım mumacı. Kızıyorum bir de Dimitri'ye benden kaçıyor diye. Ne düzenbaz aynaymış ayna. Aldattı beni her yerde güzellik yarışında. Aa, bu kim? İskender! Aa, ölüm uykuda. İskender, sağ ol, sağ ol. İskender ya! Kor ateşlerden geçerim senin uğruna. Harikasın Eleni. Nerede peki o Dimitri? O adı Batı sıcağı. Öyle deme be İskender. Dimitri Ermiya'ya aşık diye boşunakinden mi? Hermia seni seviyor ya, sen ona bak. İh, sevmez olsaydı keşke. Neler çektim bir bilsen. Ruhum kahmah. Hem sen ne anladın Eleni? Karşımda kumlu dururken bu kargayı mı sevecektin? Doydum, aklım oturmamıştı. Henüz olmayacak bir sevdaya kapıldım ama. Artık sana döndüm. Hep senin güzelliğine Eleni. Aa, nedir bendeki bu kör talih ya? Senin gibi eski bir dost bana hakaret etsin böyle. Hayret, kalmadı mı merhamet? Dimitri'den çektiğim yetmedi mi? Bana tatlı bir söz söylese diye katlandığım onca zillet. Hayır bir de sen gel, ayıbımı yüzüme vurur gibi. Bana yalandan aşk ilan et. Ben de genç bir kızım nihayet. İskender, ben seni hassas bir insan olarak bilirdim. Şaştım kaldım valla. Hayret, hayret! 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 Eleni! Eleni! Allah'tan Ermiye'yi görürüm. Öle gibi yatıyor üstüyle. Bana hep böyle zıvarsa. Yetti be! Ömür boyu çekilmez bu yüzden. Bundan böyle dünya bir yana, Eleni bir yana. Onsuz bir ömür, zehir bu hayat bana. Eleni! Yetiş İskender, yetiş. Bak nasıl atıyor kalbim küt küt. İskender. İskender. Anlaşıldı. Bırakıp gitmiş Leyla'sını. Sonunda ya o, ya ben bulacak belasını. Arkadaşlar onu bunu bilmem ama beni şu kadının adını bildirmesi lazım. Iy, evet ya, ne kaşı biter ne manikürü ne de pedikürü, bıktım. Saçını başına ne demedi? Şöyle adam gibi bir kuaförde yok ki gitsin hepsini orada yapsın. Hep biz, hep biz. Hayır, peri diyorum, insan sihir falan kullanır da yapar bunları. Hep köleyiz, hep biz, hep biz. Şşşt, çaktırmayın. Ben sihirli yapıyorum saçlarını. Yoksa o saçlar başka türlü düzelir mi? Ha, ben de bir tek ben sihir kullanıyorum zannederdim. Sevindim vallahi. Parmaklarımın uçları uçtu sihir yapmaktan. Gerçi o da sökmüyor ya kadından. Neyse. Güzel gözükecek ya millete. Ne yapacağını şaşırdı. Kızlar boş ver şimdi müzeyini, saçını, başını.
Biz bunlarla Babaron'un arasını nasıl yapacağız? Dünyada insanlar perişan, biz burada perişan. Gerçi onlar da birbirleriyle anlaşamadıkları için perişan. Yani aslında düşüncemiz en haklı. Ay Babaron da pek çapkın canım. Ya saçmalama. Müzeyyen de bir alt vermiyor ki adama. Öyle deme. Müzeyyen de sevgisinden yapıyor. Hadi be oradan. Öyleyse bile fazlana aşık usandırır demiş insanlar. Ay doğru demişler valla. Biraz işveri cilveli olsa gider mi Babaron başkasına? Şşşt belirgen yok canım burada. Müzeyyen ne olacak? Aman aman bırak uyusun. Derindir onun uykusu. Kolay kolay uyanmaz. Hadi yakalanmadan gidelim bari. Herkes burada mı? Buradayız, burada. Herkes burada mı? Burada. Burada. Ha? İşte burası tam bizim programımıza göre bir yer. Şöşür düzük, sahne olur. Şeylerdeki çalılık da soyma odası. Dükün karşısında nasıl oynayacaksak burada da öyle oynayacağız ha. Harfiyen ha. Tabii. Yahu testere. Şu piramoza tiz boynunda bir sürü çakaralmaz nokta varmış mı geliyor. Mesela acaba piramoz kılıcını çektiği gibi bizzat karnına sopluyor. Hanımların nazik bedeni dayanmaz ki bunu seyretmeye. Donlarına doldururlar vallahi donlarına. Biz de yaptık ne diye yaparsın. Daha iyisi ben alenen ilan ederim. Ben piramoz değil, dokumacı örekeğimden çıkarım işin içinden, tamam mı? Tamam. Yazdık gittik girişe. Aslandan da korkar bunlar be. Aslan mı? Ben de korkuyorum aslandan. Ne diye kendinize aslan süsü verdiniz diye aslanların önünü atarlar bize alemallah. Doğru. Bunu bir icabına bakalım bak şahsen. Bu yazılacak ön sözün bir kenara koyarız sıkıştırmadan. Evet, anlatalım aslanın aslan olmadığını. Ben öyle hayvanlar padişahı, aslan maslan değil. Ben öyle, hayvanlar padişahı, aslan maslan değilim be. Doğru hacı mengeni. Eyvallah kardeşim. Bu oldu. Peki, ay ışığını nereden bulacağız? Malum ay ışığında buluşur aşıklar. Oyun gecesi metaf var mı acaba? Takvim yok mu takvim? Ben buldum. Mehtap parlıyor o gece. Ama açıkta mı oynayacağız o gece? Onun da kolayı var. Açık bırakırız pencerelerden birini. Ay ışığı vurur içeri. Hay aklına bin yaşa. Ama ayların ve ayın ipiyle kuyuya inilmez ki. Tutulacağı falan tutar. Onun için de birazcık çalır. Ve de yeter artık. Lambayı tedarlenelim. Oldu mu öyle? Oldu. Ayşe der, çıkarız işin içinden. Ayı derfen yani. Bu oldu. Peki, duvar yarığını nereden bulacağız? Bunlar duvar deliğinden aşina fişine etmiyorlar mı canım? Hadi buna da bir şey bul bakalım öyle. Buldum bile. Senin gibi kalın kafalı temsil eder duvarı. Kıçığını da kireçirdik mi? Oldu bitti. Parmaklarını da böyle parmaklık gibi tutarsın. Piramoza tiz bordan fiskoşileşirler. Buna da uydurdu bir şey. Hadi çocuklar, oturalım da buraya geçelim. Önce sen başlıyorsun Piramos. Lafın bitince şu ilerideki çalılığa gidip hacetini de giderirsin. Sırayla gidecek bu böyle. Ne ulan lan? Ece'nin beşiğini dürterler. Uyandıracaklar şimdi. Oynayın
biz de sizinle cins bir oyun oynamaz. Başla Primus, sen daha zor tiz be. Rengi kokusu, latife usturu meryemler. Usur değil mi adam, buhur buhur. Rengi kokusu, latife buhuru meryemler. Tiz önünde hepsi secde eder. Bir ses var, nedir acı, şer midir, hayır mıdır? Ben şimdi geliyorum, sen burada azıcık dur. Aktörüm böyle sasırma falan mı? Sıra bende mi şimdi? Yok bende. Kaç kere söyleyeceğiz ya? Primus çişe gitti, dönecek. Şimdi sen bilmem ne... Ah hamle. Bu arada sen kendi söyleniyorsun. Deli zambaktan dur benim taze pırasa. Pırasa değil bu adam, Primus. Ben neredeysem oraya koştun dönme. Ursuz'un türbesinden gel beni al. Ursuz değil bu adam, Ninus. Hem sözü gelmedik o sözün. O sözü Primus'un yüzüne söyleyeceksin. Primus! Gel sen şimdi! Sen de ben neredeysem de al yeniden. Ben neredeysem oraya koştun dört nal. Benim küheylem Primus'u. Senin uğruna dönmezsem bağımsızı. Amanın! Cinler çarptı bizi. Destur'um kaçalım. Herkes kendi başının çaresine baksın. Allah! Çarpılmışsın lan. Şu kafanın haline bak. Çarpılmışsın lan sen. Yok devenin başı. Dede başı değil, eşek başı. Allah'ım sen bizi koru. Bu kelekler eşek yerine koyuyorlar beni. Aralarına anlaşmışlar, sözümü atarak geçecekler. Ben de burada dalgamı geçerim. Bir türkü patlatırım. Görsünler bakalım korkuyor muymuşum? Samanlıktan samanı da kaldıramadım zülfüm. Ben sana kandım zülfüm. Şimdi geldi sarılmanın zamanı da zülfüm. Ben sana kandım zülfüm. Beni bu uyandıran Melek de kim? Ey sesi billur fani! Fena ettin beni! Yakışıklı, ayıramıyorum senden gözlerimi. İlk bakışta böyle bir yaş. Can hıraş mı, can hıraş? Karışmak gibi olmasın ama hanımcığım, bu ne telaş? Gerçi son zamanlarda da bozuklu arkadaşın neresi? Arada da böyle nükteler yaparım ha! Güzelliği bir yana, zekana da diyecek ya. Ne demezsin? Ben de zeka olsaydı da perili kordan kaçmanın yolunu bularım. Olmaz işte. Madem kendi ayağına geldin buraya, kalacaksın. İstesen de, istemesen de. Hem ben senin o tanıdığın ruhlardan değilim. Özel bir ruhum. Ve seni deliler gibi seviyorum. Bırakma beni. Bundan sonra yaşayacaksın benimle. Amma ağzın karı çıktı be. İki günde kalmaz. Ruh halini getirsin sen zaten beni bu gidişine. Perilere gele.
Yani ben buradan nasıl kaçsam bilemedim ki. Yani acaba yürüyerek mi? Bilin bağlayın. Acaba... Götürün. Cazer niye anlamıyorum? Benim seni sevmekten başka ne günahım var? Gözlerini oymadığıma şükret. Söyle Ayın, sen öldürdün mü İskender Ermiyesi mışıl mışıl dururken? Elini kana buladın. Beni de öldür o zaman. Bırakıp gittin beni İskender. Nerede verdiğin sözler? Sensin onun kanısı. Belli Demetir kan çanağı gözlerinden. İçim kan ağlıyordu o yüzden. Ama görüyorum ki benim canıma kasteden ışıl ışıl karşımda duruyor. Neye yarar ışılmışım, mışılmışım? Yaşıyorsa bari. Dimitri, ne olur onu bana getir. Tazlarımın önüne leşini atarım daha iyi. Seni iç. Ay insana nezaket de bırakmıyor. Ama böylece aydınlandı cinayet. İskender Oyun'u kendi canına kıymak. Gözünün içine bile bakamazdın. O yüzden uykuda öldürdün onu. Ne kadar yiğitmişsin ama. Niye anlamak istemiyorsun? İskender'i öldürmedim diyorum. Hem sen onun öldüğünü nereden çıkardın? Söyle, yaşıyor de. Benim çıkarım ne olacak bundan? Kurtulmuş olacaksın senden nefret eden eski bir dostundan. Ama İskender ölse de, ölmese de bundan sonra benim yüzümü bir daha görmeyeceksin. Ama bir dakika. Babaları üstlerindeyken üstlerine varmayayım daha iyi. Burada oyalanayım biraz. Uyumak bana iyi gelecek. Aman becim perilerim, bir çuval inciri bok ettiniz. Yanlış adamın gözüne boca etmişsiniz. Hele bak, hele bak bunun altından neler çıkacak bak. Ulan aşkın çarpını düzeltelim derken düzgünü çarpılacak. Tamam, bizim suçumuz ama. Binlerce pırıldan arasında şaşırdık. Koşun, koşun konuyu kıçınız yanmış gibi dolaşın. O elini bulun. Kaptığınız gibi getirin buraya. Ben de süreyim şu iksiri şunun gözlerine de görünce karşısında kız aklı başından gitsin. Siz zaten işinizi bilirsiniz. Çevirin bu numaralar, tamam mı? Gittik sultanım. Gittik bile.
morarmış menekşe. Derken çıktı mı karşına gözünün bebeği? Sızlasın burnunun direği! Geldik işte! Eleni de geliyor. Yanındaki de bizim yanlışımız. Başlasın cümleş. Matra bak matra! İkisine birden aşık oldum kıza. Şöyle durun. Seninle alay etmek için mi diller döküyormuşum? Nasıl bir oyun oynuyormuşum ki? Kendi okumla kendimi vurmuşum. Ah. Aferin! Meğer sen ne büyük alçakmışsın. Sen neyin miydin Hermia'ya destanlar yakın? Hermia ile söz kestiğimizde kendim de değildim. Anlaşıldı büyüklüğü senin, Büyük İskender. Ama biliyorsun, Dimitri seni değil Hermia'yı seviyor. Elanişe! Öyle berrak ki gözleriniz. Uzatınız o öpeyim o hanım ellerinizi kraliçem. Allah'tan bana ne? Kafa kafaya vermişsiniz. İkiniz birden alay ediyorsunuz benimle. Ya anladık sevmiyorsunuz. Tiksiniyorsunuz benden. Ama yakışır mı erkek olan erkeğe? İçinden yere çalmak geçerken, kaşın gözün güzel diyerek rezil etmek bir genç kızı. Yaptığınız büyük marifet. Demek böyle oluyor Salet. Eleni. Edepsizlik etme. Dimitri. Biliyorsun Hermia'yı nasıl sevdiğimi. İşte vazgeçiyorum şuracık dağıtımdan. Hermia helal ve de helalin olsun. Sen de bana Eleni'yi bırak. Adama bak. Hermia senin olsun. Hem ben onu bir zamanlar sevdiysem de çoktan geçti bitti. Bak ben de Eleni'ye döndüm. O da seni karşılamaya geldi ya zaten. İskender. Alay etme. Bak sonra karışma. Yok. Hah işte geliyor kıymetli Hermia'cığım. İskender. Bırakıp dargınım ama sana. Niye nasıl beni öyle ortada şey gibi bıraktın? Aşk ferman dinlemiyor. Seni yanından alacak bir aşk. Güleyim bari. Maalesef öyle bir aşk var hanımefendi. Eleni'ye duyduğum aşk deli divane etti beni. Hem hala anlamadın mı senden nefret ettiğimi? Seni ormanın ortasında şey gibi bırakıp gitmemden. Tam zamanlı buldun şakanı. Ya bu da onlardanmış demek. Bana karşı bu bir söyleyici bir olup hazırlamışlar. Senden ankör kızmışsın be. Hani can yoldaşıydık? Hani dünya ahiret kardeşiydik biz? Sen tut elin adamlarıyla bir olup elini yerden yere vur. Ne dostluğa sarbı ne de hanım kızlığa. Ah! Ya nasıl böyle konuşabiliyorsun? Ben seni değil sen beni hor görüyorsun. İskender'i sen takmadın mı peşime? Sen yollamadın mı Dimitri'yi? Neden suratına bile bakmadığı kızı bohbohluyor şimdi? Hem İskender'in aşkını tepmesine peki? Ne yapayım senin gibi açık değilse kısmetim? Bir şey anladıysam araf olayım. Yüzüme böyle bak. Arkamı dönünce dil çıkarırsın. Aferin size. Dur gitme. Aşkım bir tanem. Eleni. Hala mı sürdürüyorsun bu oyunu? Tatlım lütfen bu kadar orlama onu. Hermia'nın ricası yapmacık. Ama benim yumruğum sahici. Bak onların dediğine. Ölümüne seviyorum seni. Bırak. Senin ne adın onu benim kadar sevmek? Laf ebeli yapacağına erkek gibi karşıma geç. Gel hadi. 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 Ne hadi. Oluyor? Bu ne demek? Bırak. Bas git buradan. Gitme İskender, gidersen canına kıyacak Eleni. Ne oldu? Niye karşıma gelemiyorsun? Yoksa korktun mu ha? Ördek! Bırak! Şimdi yere çalacağım seni. Bu ne kabalık İskender? Bu ne değişiklik? Yoksa sen de sevmiyor musun artık beni? Senin neyini seveceğim be Atarcık? Mühsin ilacı. Şaka yapıyorsun değil mi? O da oynuyor, sen de! Yeter! Bir değil, iki değil, bu kaçıncı? Dünya güzeli sayılmasam da hala yüzüne bakılacak kadar güzelim. Benden umudunu kes. Ben Eleni'ye aşığım. Ben de. Seni düzenbaz. Sevda hırsızı. Çaldın değil mi sevdiği evin kalbini? Gece yarısı sinsizin yazı yanımıza sokulur. Tebrik ederim. Ben görmeyeline izin ne terbiye kalmış. Arda boru çatlamış şekerim senin. Seni piyasa kuklası. Piyasa kuklası mı? Bir de boyumu kısana laf atıyor. Sanki seninki çok uzun. Başın göğerdi mi? Ben bilirim malımı, dev aynasında görür kendini. İskender'in gözünde büyüdün mü boyu devrilesi?
Gör bak senin üstüne atladığım gibi nasıl gözlerini oyacağım. Akıllandıysa belki barışım. Kurtarırız dünya barışını. Herifin gel dediği yere gittin miydi? Herifi koyduysa bul. Lan göz gözü görmüyor. Şuraya yatayım da dinleneyim ben. Hayırlısıysa sabah olsun da sorarım ben sana hesabını. Amma da kaçıyor ha. Ben mi kaçıyorum ha? Bir saattir tavşan gibi kaçan sensin. Gecenin bu vakti kırkosuna benden pay olsun. Sağ buldu tabi deminden benim hatırak geçiyor. Ama hele bir sabah olsun. Uzanırsam öldüğümden değil, ölüse yorulduğumdandır. Gün doğar doğma seni doğduğuna pişman edeceğim. Uzun ettin be gece. Gözüyle kendi odalarım sessiz. Çok çektim hayırsız dostlarımdan. Ah uyku.
halim kalmadı. Göz gözü de görmüyor zaten. Şu bacaklarıma lafım geçmiyor artık. Şeytan diyor, yok şuraya. Gelin gelin. Her zaman bulunmaz böyle manzara. Hadi. Böyle bakınca içim acımıyor da değil altına. Hadi. Kurtaralım artık Ece'yi. Sen de çıkar şu feslekiyi. Öbürleriyle birlikte ölünce korkulu bir düş gördüm sansın. Özlemince olsun özüm. Özlemince görsün gözün, altı şehvet alacası, üstü bekaret goncası, böyle bulun bulacası.
Hadi Müzeyyen, uyan bu dafetten. Sen miydin babaram? Ben seninle hayaller gördüm. Güya ben de eşeğe tutulmuşum. İşte orada yetesin eşeğe. Şu an bakıyorum da suratına. Nasıl nefret ediyorum anlatamam. Hadi cimperileri. Çıkarın şu kafalı kalın kafasından. Müzeyyen. Beş ilince beş tüysünü öyle uçtur ki çöksün ağır bir uyku. Uyansın. Uyusun kızlar, oğlanlar. Sen de uyandığında kendi patlak gözlerine bak dünyaya. Geleceğim. Madem yeniden çimlendi sevdamız, elin elinde, kolun kolumda dursun. Bırakın Cümüş efendim. İleride kış ötmeye başladı. Vakittir. Biz de gidelim Ecem. Gidelim de. Ne oldu kuzum? Anlat bana. Öyle ki... Öreke! Öreke! Heyo, Öreke! Öreke! Neredesin Öreke? Öreke! Heyo! Öreke, neredesin? Öreke! Öreke! Ne Öreke? Öreke! 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 Neredesin? Nerede bu Öreke ya? Ne bileyim ben ya? Öreke! Neredesin Öreke? Neredesin? Çık ortaya Öreke! Öreke! Yok Öreke! Burada yok ya. Öreke! Öreke! Oo! Neredesin oğlum? Nerelerdesin ya? Öreke! Ya. Öreke! Ağacım çıktı. Neredesin ya? Hangi yere düştü? Ya! Öreke! Öreke! Ne yapacağız? Yok öyle ki bulmamız lazım. Onsuz çıkmaz ki oyun. Onsuz çıkmaz bu oyun. Yani yoksa biz rezil olacağız. Yani yapacak bir şey yok. Öyle ki bulmamız lazım bizim acilen. Öyle ki bulmamız lazım. Öyle ki. Neredesin dostum? Gel hadi. Neyse yapacak bir şey yok. Yürü. Neredesin ya? Ben bu oyuna öyle kesin devam etmem arkadaş. Duydun mu ya? Nerede ya bu? Hiç görmedin mi hiç ya? Sanki deprem oldu yerin üstüne indi. Vallahi ya. Ağaca mı çıktın değil mi hiç aldı? Neyse git oraya ara ben de buraya arıyorum ya. Hadi. Böyle cins sesler
ne TSE'den ne de siparişi duyurmuştur. Aa! Durun! Ne işi var bu peri kızlarının burada? Bu benim kızım ya efendim. Şu Deyle ne? Bunlar da Dimitri ile İskender. Garip şey. Bunlar nasıl bir araya gelmişler? Belki de erkenden kalkıp bahar bayramını kutlamaya gelmişlerdir. Belki de düğünümüz arifesinde mutluluğumuz için duaya gelmişlerdir buraya. Uyandıralım şunları da artık. Bakarız çaresine. Kalkın! Kalkın! Üsküdar'da sabah oldu ya! Kuşku! Ne oluyor be? Günaydın arkadaşlar. Sol! Dimitri, günaydın. Sol! Şöyle yanı başıma gelin bakayım. Rahat, rahat. Çok komik. Ne oluyor burada? Dün rakiptiniz birbirinize. Benden habersiz Barış mı geldi Dege bugün? Sultanım, bağışlayın şaşkınlığımı ama buraya nasıl geldiğimi hatırlıyorsam ne olayım? Hermione sanırsam kaçacağımız hakkında sözleşmiş. Ya yeter, yeter! Ya Dimitri duymuyor musun? Kaçacaklarmış işte! Ya sen karından olacaksın, ben de kızımdan! Senin rızın gidecekti güme, benim de rızam! Efendim, müsaadenizle. Benim kendinin kaçacağından haberim vardı. Hatta peşlerinden de koştum. Ancak nedense benim Hermione olan aşkım bir anda eridi gitti. Çocukluk aşkım olan Eleni'ye döndüm. Ah çocuklar, ne güzel bulmuşsunuz birbirinizi. Kusura bakma Ege, bu sefer Lika'yı ödeyeceğim senin dileğine. Onlar da evlenecekler bizimle birlikte birbirleriyle. Hadi Poeta, biz önden gidelim kuzum. Düğünde görüşürüz. Senin. Şimdi biz Dük ve Düşes'le mi konuştuk yani? Annem de buradaydı ya. Dük ardından gelin dedim. Evleneceğiz ya. Evet, evleneceğiz. Evleneceğiz. O zaman durmayalım, gidelim. Hem yolda da rüyamızda ne konuştuğumuzu falan görürüz. Düşünürüz. Bulunmaz. Bulunmaz öylesi. Kastolist değil canım benim. Astolist diyeceksin. Tabii onlarda da kazlık vardır biraz. Sen bak. Ustalar. Düklü düşüz muhabbetten çıktılar. Geliyorlar lan, geliyorlar.
Yanlarına da yeni evlenmiş iki çift gördüm. Ulan şu oyun bir çıksan nasıl satayım? Köşeyi dümdük demektir ya. Ah be öreke! Ne güzel devlet kuşu pisleyecekti başına. Nerelerdesiniz ya? Gözümü saydın. Gel buraya. Dostum benim be. Vay canım benim. Anlatacaklarım var size. Ama doğru söylesem olmaz. Racona sığmaz. Anlatacağım ama. Anlatacağım. Yo, sır veririm, sır vermem. Ama ya, öyle bir rüya gördüm ki. Tam bir yaz gecesi rüyası. Hay çocuklar, toparlayın takımları. Ne diyecektin başka? Ha? El bir şey mi diyor ya? Kibar oynayın ha. Oyunumuz çıkıyor. Evet.
Doğruyu söylemek yetmiyor. Doğruyu doğru söylemek gerek. Zurna da peşine bu kadar olur işte. İşte karşınızda yakışıklı Primoz. İşte karşınızda güzeller güzeli Dilber Tizbe Hanım. Nezaketi akla, güzelliği akla zarar. İşte karşınızda Duvar. Aşıklar burada fısıldaşacaklar. İşte karşınızda Ayşe. İşte karşınızda Aslan. Derken aslan çıka gelir, görünce taze aşını. Ay. Bu izbeden kaçar tizme dehşetle. Aslandan kanlı ağzıyla hırkadan alır hıncını. Tam o sırada Primoz gelir, görünce taze, görünce kanlı hırkayı. Tizbe çığlığı duyar, dut dibine kara kara düşünürken kederinden aklı şaşar, çeker bıçağını ve bir ah çeker derinden, delik deşik eder bağrını. Aslan'la konuşacak mı acaba? Bu kadar eşek, bu kadar konuştuktan sonra. Ben duvar, üzerimde yarık, altımda çatlaklar var. Primoz da Tizbe Hanım. Buralardan konuşacaklar. Saçımdaki kireç, inşallah duvar oldum ispatlar. Aşıklar fısıldaşacaklar. Duvar öyle duvar ki yükseli konuşsun. Duvar kalkınca lan ne namus kaldı ne ar. Primoz gire, Primoz susun. Ey asık suratlı gece, Arapça konuşan görümce. Günde değilmiş kabahat. Sen de hayat daha berbat. Yazıklar olsun. İyi olsun sana gece. Tizbe kızım var teri bozuk çift eyhat. Etme duvar. Tutma duvar. Bir gidi kaçasın ki ardından görürsün yar. Açsana. Tizbe. Sevgilim. Tizbe. Aa, kimse yok karşıda. Kızı kaçırdılar zar. Senin gibi hain duvar. Senin bana kastığın var. Kulakları varsa duvarın buna cevap verecek muhakkak. Yok efendim öyle bir şey. Kastığın mı var dememle Tizbe'nin içeri dalması bir olacak. Her şey cuk oturacak. Ah, geldi Tizbe. Ah duvar! İnlediğimi bin kere işittin. Benimle Primoz'u hasret ettin. Kiraz dudaklarımla taşlarını kis ettin. Parasalımla beni bir kez etmeyecektin. Görüyorum bir ses. Canım onundur feda. Duvarın ardından gördüğüm bu güzel yüz. Tiz, tiz, tiz be. Sen misin sevgilim? Diskoteye mi gideceğiz? Buluş benimle ninemin türbesinde. Olur sevgilim. İşini bitiren duvar gider. Ben böyle saçma oyun görmemiştim şimdiye kadar. Asıl mesele onların gözüyle seyretmende. İşte ikisi öyle insan ve bir aslan. Sus dur. Kaldım burada. Lan beni almaya yakınıyoruz. Ne yapacağım şimdi ben burada? Alo. Lan. Ne yapacağım şimdi burada İndar? Allah Allah. Ey yürüyüp sıp sıp eden hanımefendiler,
sakın titremeyin. Ben aslan değilim. Sadece postum aslan. Aslanlığın aslan ama cesaretten yana tilki. Ben ay ışığı temsil ediyorum. Ay gına geldi baydan. Değiş ay. Devam etsinize sayın ay. Bu ay ışığı ben aydaki adam. İçeride adı benim köpeğim. İşte nenin türbesi. Nerede ciğerimin köşesi? Aslanın rolü burada bitmiştir. Eyvallah efendiler. Yaşa be aslan, iyi kükredi. Yaşa Tizbe, iyi kaçtı. Yaşa, iyi parladı. Aslan dışarı, piremiz içeri. Şşş! Lan! Gene kaldım burada ya. Ya hep böyle yapıyorsunuz. Şşş! Lan! İmdat! Atsanıza beni! Teşekkürler sana. Ne güzel ışıyorsun. Ay. Lakin bu ne? Nedir felek bu felaket? Sana kıyan hangi zalim? Mantonitom. Mantonitom. Kana bulanmış albatom. Ölürüm buradan sağ çıkamam. Gel ölüm. Gel. 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 Gel hançer. İşte böyle ölür. Böyle. 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 Ay insan dayanmaz böyle acıya. İnsan üzüldüğünde istilik olur valla. İsterseniz sulu gözleyin. İçim parçalandı bu adam için. Ah! Ah tabiat. Ne yaratırsın şu aslanı? Yok etsin nimeli vahşi hayvanı benim Tizbe hanımı. Yok. Sus artık değil. Ölsün aşık. Yok yok, bu esaslı bir aşık. Aman aşık atılmaz bunlarla. Anlamadım. Tizbe nereye gitti sevgilisini bulmadan? Ne cehenneme gitti. Uyuyor musun? Çek! Çek!
çattın be Müzeyyen ya. Geleceğiz, bekle dur, dua okuyalım, ayıp oldu ya. Günah arıncaya dek sefer veririz burada ya cinliler. Gelinlere bir hayır duası okuyalım hep beraber. Gelinler doğurgan ola. Gelinler doğurgan ola. Bahçeler çocukla dola. Bahçeler çocukla dola. Çiğ gül gibi yaşasınlar kocalarıyla bahtiyar. Çiğ gül gibi yaşasınlar kocalarıyla bahtiyar. Durmaca yok, hep koşmaca. Tam yerinde buluşmaca. Canım geldim, geldim. Ya sıktıysak biz gölgeler. Hoşgörüyle bakın yeter. Hayaller görüyor kendimi. Uyumluyorduk perdedin. Bu eften püften temayı. Dıştan da boştan aşağıyı. Horlamayın sayın beyler. Horlamamak hora geçer. Tabii tabii. Alkışlayın. İşte bizim çocuklar, işte bizim ailemiz, işte büyük büyük çekmecemiz. Sevgili arkadaşlarım, bu kuvvetli alkışlar size geliyor. Sevgili misafirler, bu sahne o kadar zordur ki, sahnenin tozunu bir parça yutmuş kardeşiniz olarak. Sahne, sahnenin arkası, o koşturma, o telaş, o disiplin, o stres. Söylenecek tek kelime var. Helal olsun çocuklar. Takdir edersiniz ki usta çırak ilişkisi çok önemlidir tiyatro geleneğinde. Onlar şimdinin çırağı ama geleceğin birer ustaları olacaklar. Sahnenin zorluğundan bahsetmişken, arkada görünmeyen kahramanları da sizlerle tanıştırmak isterim. Kostüm ve dekorda Ahu Ülünç, Serim Durmaz Türk. Backstage ve aksiyonda Emir Ekinci, Batur Alp Nergis. Reji deyip geçme, işin %90'ı rejidir. Aleyna neredesin? Kıymetli öğretmenimiz, kıymetli kalbimiz, değerli hocamız Barış Taşkın. Hocam lütfen buyurun. Ve şimdi de yüksek müsaadenizle bu oyunların buraya gelmesini sağlayan, kültür ve sanatla daima bizi ileriye götüren Kültür İşleri Müdürümüz Nazan Karagözoğlu kıymetli hocamıza ödülünü verecek ve konuşmalarını yapacak. İyi akşamlar herkese. Harika bir oyundu. Hocam emeklerinize sağlık. Keyifle izledim. Yani günüm o kadar yorgundu ki bugün işbaşı yaptım. Ben 5 gündür izinliydim. Ama hocam tebrik ediyorum.
harikulade uzun zamandır böyle bir oyun izlememiştim. Kutluyorum hepinizi. İyi ki varsınız diyorum. Sayın Başkanımın Hasan Akgün'ün selam ve saygılarını iletiyorum. Mezuniyetler devam ediyor. Bayramdan sonra da yine bu sahnelerdeyiz. Şimdiden hepinizin bayramını da kutluyorum. İyi ki varsınız diyorum. Değerli hocam, ben sizin çiçeğinizi ortada vereyim. Ali hocam siz de buyurun lütfen. Ali Yaylı hocama da bir alkış. Ali Yaylı. Ali hocam sizle de fotoğraf alalım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şeyler söylemez miydiniz? Çok kısa zamanda hazırladınız. Ne diyelim efendim? Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Birçok kişinin emeği var. Yani belediye başkanımdan tutun da, belediye başkan yardımcımdan tutun da, biricik kültür müdürümden, kültür müdürlüğünün kıymetli çalışanlarından, AKM'nin bütün emekçilerine, burada bana yardım eden tüm asistanlarımıza, Emir'e, Serim'e, Aleyna'ya, Ahu'ya, Ersel Bey'ime, adını unuttuğum herkese ve siz sevgili velilerimize, çocuklarınızın ellerinden tutup tiyatro kapılarına getiren siz, elleri öpülesi sayın velilerimize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bir şeyler söyler misin? 28'inde de Ali hocamın gösterisi var öğrencilerinin. Evet. Ona da bekliyoruz hepinizi. Şimdi Barış hocam gerçekten böyle mucizevi bir şey yapmış ve onun saz ekibi de ona müthiş uymuş. Aferin, hiç beklemediğim bir oyundu. Çok bayıldım. Bayıldım. Harikasınız çocuklar. Harikasınız. Ve şimdi sıradan mezun olan öğrencilerimizin sertifikalarını vermeye geldi. Sırasıyla Arda Battal. Bir adım öne alıyoruz. Asrın Araf Şahin. Ardacığım bir saniye. Hocalarımızın yanına gelin. Gel takdim bakalım. Edin. Önde. Evet. Asrın Araf. Ali hocam siz birlikte verin. Buyurun. Evet. Ayaz Ömer Akbaş. Ayaz. Ayaz Ömer. Ay ben vereceğim Ayaz'a. Gel kızım, güzel enerji. Harikaydın. Harikaydın. Tebrik ederim. Sırada Bilge Eylem Caner. Hemen akabinde Defne Begüm Karaoğlan. Sırada Demir Ayhan. Bravo, bravo, bravo. Şimdi de Dijan Sandıkçı. Sırada Duru Öztürk var. Makyajlar harika. Hemen ardından Ebru Beyaz Çelik Kafa. Sırada Elif Atmaca. Şimdi de Ezgi Öztürk geliyor. Ezgi Öztürk. Peki, kim geldi? Hira Karataş. Hemen ardından Kuzey Karadağ geliyor. Şimdi de Mustafa Emir Solar.
Deniz Harmancı geliyor. Sırada Poyraz Gündüz. Şimdi de Safiye Feyza Erkek geliyor. Sarp Savaş Topdemir geliyor. Şimdi de Suzanna Şahmadova. Sırada Umut Taha Koyun. Ve son olarak Yusuf Kerem Delek geliyor. Evet, sertifikalarımız burada bitti. Bütün öğrencilerimizi, öğretmenimizi ve asistanları, tabii erkek oyuncularımızı böyle ön tarafa oturtup, gelin, gelin böyle, evet, oturun sahnenin en ucuna. Öğretmenimizin kıymetli asistanları, siz de lütfen buyurun. Toplu fotoğraf çekimi için birazdan arkadaşımız bize yardımcı olacak. Hilal, bizi yönlendir. Bu taraf mı eksik? Biz teşekkür ediyoruz. Kıymetli Büyükçekmeceliler, 26 Temmuz 3 Ağustos... Hizmetin temeli sevgidir. Doktor Hasan Akgün.